Evet, alıştırmalarımıza geçelim. Herkes haldır haldır şu anda yapıyor. O yüzden kimse ekranla ilgilenmiyor arkadaşlar. Hocam bir dur ya. Zaten geçiyor. Artık yok. Kervan yolda düzülür. Hadi bakalım. Yapalım. Hadi bakalım. Hadi Kimdeki sıra? onu hiç hatırlamıyorum. O zaman Ya şeyde başlayalım. Serdar'da. Ben de mi? Ha, Tamam. ben gracias doktora dedim ya. Tamam. Yok daha iyi oldu. Hemen Ha. okuyorum. Sales mucho a cenar fuera. Yemek yemek için dışarı çıkar mısınız? Özellikle akşam yemeğine dışarı çıkar mısın gibi bir soru. Aynen. Mucho, sales mucho, çok çıkıyor Heh, musunuz? çok güzel. Asenler akşam yemeğine. Fuera, dışarıda değil mi? Hı. Aha. Bu muhtemelen no mucho, pero los sábados sí. Aynen öyle. Çok değil ama cumartesileri. Evet. Cumartesileri evet diyor değil mi? Aha. Böyle ağzından çıkıyormuş gibi. Hani çok değil ama cumartesileri evet Hı. deyip böyle cümleyi bırakabiliyoruz değil mi? Onlar da tabii ki aynısını yapabilirler. ¿Te has operado alguna vez? Hiç. Cevabı A değil mi? Ne? Bir çevirsene. Ben mi çevirdim? Lütfen. Tamam. Serdar Serdar. alguna vez. Hiç ameliyat oldun mu? Yani. Evet. Operar ameliyat etmek. Operarse ameliyat olmak. Bir de şöyle bir şey de kullanabiliyor İspanyol o konuda. Şöyle şu araya gireyim. 7 değil tabii. Mesela şey demiştim ya şu ettirtme yaptırtma olayını İspanyol bizim kadar çok kullanmıyor. Var tabii ki aferle yaptığı değil mi? Ama bizim kadar çok kullanmıyorlar. Dolayısıyla özneyi yok etmenin bir yolu da altıncı kişiden ya yani üçüncü çoğul üzerinden gitmekti. İşte kapıyı çalıyorlar, beni arıyorlar. İşte seni çağırdılar mı falan gibi değil mi? Altıncı kişi üzerinden o özneyi yok edebiliyoruz. Bu ameliyat olayında da bunu kullanabilirsiniz. Hiç seni ameliyat ettiler mi? Yani o zaman ne olacak cümleniz? Te han operado alguna vez. Bunu da duyabilirsiniz. Yine alguna vez olduğu için pretérito perfecto, değil mi? Hiç oldu mu sorusunu o zamanla yapıyorduk. Te han operado alguna vez. Bu da olabilir. Buradan da anlıyoruz değil mi? An operado altıncı kişi. Seni ameliyat ettiler mi? Te has operado, ameliyat oldun mu? Bu da iki, bu da iki. Değil mi? Evet, bunun cevabı 3 ol. A. Tabii haftada 3 kere olurum. Solo una vez de anginas. Evet, solo una vez de anginas. Sadece bir kere. Bu ne? Anginas, anjiyo falan gibi bir şey. Yok, boğaz yolları. Ha, tamam. Bademcik olabilir mesela boğaz yollarında. Doktorun başka ne olabilir anhinada? Anjina yani hani boğaz ağrısına falan genelde İşte anjiyo. demek ki işte boğaz yollarından bir ameliyat. Ki Bazı o yollar. genelde bademciğe gidiyor. Hı. Tamam. Con qué frecuencia haces deporte? Ne sıklıkta spor yaparsınız? Gibi bir soru herhalde. Yaparsın. Aha. Yani yaparsın. Con qué frecuencia? Ne sıklıkla? Buna E diyeceğim ben. A diyeceğim. Tres veces por semana. Aslında buna şey de güzel olurmuş C de. No mucho, pero los Ya bir de şeyde kafam takıldı da a veces cuando tengo tiempo. Ama o galiba şey diğer sorunun cevabı. Yani ikisine de gidiyor aslında. Bilmiyorum. Bana öyle geldi.
Yok, onu altıya yapalım. Oraya daha Heh, rahat değil mi? yapalım. İşte hani Evet. onun için dedim. Aynen öyle. Onu altıya yapalım. Burada bir düzenden bahsediyor çünkü. Aynen. Bu daha. Çünkü frekansiyayı soruyor değil mi? Sıklığı Evet. soruyor. Ha tabii ki sıklıkla yapmıyorsun. Belli bir düzenin yoksa istediğin gibi cevap verebilirsin ama o en alttaki soru biraz daha farklı. Ona gelince bir Peki. tekrar bakarız oraya. O da bana geliyor. O da sana geliyor. Tamam. Omes frutas Ney? fur. Comes frutas a menudo. Ne sık da meyve yer mi? Sık sık meyve yer misin gibi mi? Sık meyve yer misin? Aha. Sıkma meyve. Cevabı unuttum şebeklik yapacağım diye. Ha. Si. Badadia sobre todo naranjas. Hı. Evet, her gün. Burada sobretodo özellikle portakallar. Aynen. Sobretodo cümlenin başındaysa veya virgülle ayrılıp bir ifadeye başlıyorsa sobretodo özellikle portakal. Fumas, sigara içer misin? Hı. Ben içiyor No. musun? No, nunca. Hayır, hiç. Yorum yapmıyoruz. Devam edelim. Hayır, Vespa hiç. Hı. Vespartidos de baloncesto. Basketbol oynarsın. Aa, Değil mi? ves partidos de. Basket Maçı seyreder. maçı de, ha maçı diyor değil mi? Maçı seyreder misin? Basket maçı seyreder misin? Evet. A veces cuando tengo tiempo. Bazen zamanım olduğunda. Buraya şimdi o sanki biraz daha yakıştı. Evet. Çünkü basket maçları da haftada 3 kez net midir yani? Böyle bir şey var mı? Haftada 3 kez yeni maç çıkıyor. Maç oynanıyor. Ona göre izleyebiliyorum. Hani o pek olmaz gibime geldi. O yüzden hani arada zamanım oldukça seyrederim şeklinde sanki buraya daha iyi uygun oldu. Evet, buna daha uygun. Aha. Diğerinin aslında ikisine de gidebilir ama sonuçta birebir olduğumuz için. Bir de şey yani her bir cevabı bir yere yerleştireceğimiz için hani öyle düşününce Aynen. frekansiyel soruyor dediğin gibi hani öyle düşününce yoksa dediğim gibi hani konfrekansiyel diye sorar ama sen düzenli yapmıyorsundur. A veces cuando tiempo bazen işte vaktim oldukça spor yapıyorum. Yanlış bir cevap değil tabii ki. Var mı bununla ilgili soru? Yok. O zaman burası kaymış şimdi. Burayı bir toparlayayım ben. Şöyle alalım. Şimdi burada kutunun içinden seçeceğiz kullanacağımız bir üstünden geçelim kutunun. Malakara. Kara neydi? Lakara. Yüz. Yüz, surat. Mal. Kötü. Malakara kötü surat oldu. Yerleştirince ne olduğunu anlatacağız. Mariado neydi hatırlarsanız? Baş dönmesi. Baş dönmesi. Bazen mide bulantısına da gidebiliyordu. Gripe çok zor. Bende yok Bak o kadar zor ki o. söyleyemediler bile. Grip. Fiebre. Ateş. Vücudun ateşiydi. Toz. Öksürük. Öksürük. Enfermo. Enferma. Hasta. Hasta. Dolor de cabeza. Baş ağrısı. Çağrısı. Baş ağrısı. Alergia. Alergi. Alerji. Eğer aksan görünmüyorsa, net değilse şunun aksanını net yapın. Ben yapamadım. Alergia. Sueño. Uyku. Uyku. Başka? Hayal. Hayal. Bir de Rüya. rüya. Bizim için 3 anlamı var.
sırayla gidelim. İlk abiye ne diyeceğiz? Tos. Tiene tos. Abime tiene tos. Bir de çevirme adına. Öksürüğe sahip birey. Öksürüğe sahip. Öksürüğü var diyor değil mi? Öksürüğü var. Ha? Biz öksürüyor diyoruz. Aslında toser diye bir fiilimiz var. Öksürmek fiili. Toser. Hı. Düzenli bir fiildir. Toso, toses, tose. O eylemi yaparken işte tose diye yapabilirdik buraya değil mi? Öksürüyor. Ama işte o hastalığa, o rahatsızlığa, rahatsızlığı var diye belirtirken tiene tos bir tık daha güzel oluyor. Bu çok güzel. Tam onun kafası kopmuş galiba, yerine oturtmaya çalışıyor. Ama kutuda böyle bir seçenek yok. Kafası kopmuş, yerine oturtmaya çalışıyor diye bir, ki onu da tenerle yapmayız değil mi? Tonerle mi yapıyoruz onu? Değil mi? Aynen, polerle yapıyoruz. Evet, ne diyeceğiz? Tiene alergia. Tiene alergia. Alerjisi var. Yani kaşınıyor. Alerjisi var, aynen. Hıtır hıtır kaşınıyor. Tubay kal geldi. Koyacağım ya. Yok, şeye kaldım ya. Enfermo dedim. Ama onun tenerle olmaz. Aynen, tenerle olmuyor o. Için şey, malakara mı diyeceğiz ona? Evet. Ha. Berkay'ın kopya çok iyi ya. Şunun bir surata bak hali. Dolayısıyla ne diyor? Bunu İspanya, yani tiene malakara, kötü suratı sahibi. Efendim? Beti benzisi olmuş. Beti benzisi olmuş. Aynen öyle. Kötü görünüyor deriz biz. Değil mi? Hani ama yorgunluktan, bitkinlikten, ama hastalıktan dolayı kötü görünüyor olayını tener malakara ile yapıyor İspanyol. Gibi görünmek fiili neydi? Pareser. Pareser. Pareses mal. Böyle bir şey yok İspanyolca da. Çok yanlış anlaşılabilir. Böyle sakın aman diyeyim ha. Ama dediğim gibi hastalıktan, ama yorgunluktan, kötü görünüşte, betin benzini atmış, kötü görünüyorsun, bu suratın hali ne? Tienes mala cara. Tamam? Hı hı. Okey. Devam edelim. Evet. Bu şey işte, uykusu, sueño, tienes sueño. Tiene sueño, aynen öyle, uykusu var. Tenerle yapınca direkt ona gidiyor hakikaten. Está enfermo. Ha, bu işte está enfermo. Yani? Hasta. Aynen öyle. Tiene gripe. Aynen öyle. Yani? Gribi var. Gripisi var. Biz grip diyoruz değil mi? Sanki serle yapılması gerekiyormuş gibi. Ama serle yapınca ne oluyor? O kişiye sen o virüsü söyle değil mi? Sen grip virüsüsün anlamında oluyor. Pensin o. Dolayısıyla tenerle yapacağız onların hepsini. Aha. Bu? Belki bu yüzden. Antisti evet. Geldi. Yine dolor de cabeza. Tiene dolor de cabeza'nın İspanyolcasını yine de, bir de İspanyol Türkçesini yine de alayım. Başı ağrıyor. Başı ağrıyor. Güzel. Tiene fiebre.
Yani? Ateşi var. Ateşi var. Ha, şey, esta Maria. Buraco. Pardon, çok özür dilerim, araya girdim. Buyurun, devam edin tekrar. Ne dedin sen? Buraco dedim. Buraco. Esta Buraco. O da evet, estarla kullanılıyor hakikaten. Ama konuyla alakası yok değil mi? Evet. Buraco. İki R'ydi galiba. İki R miydi? İyi diye hatırlıyorum. Ha? İki diye hatırlıyorum ben. Buraco. Buraco evet. Evet evet, iki R'yle. Esta Buraco. O ne demek? Sarhoş. Ha? Sarhoş. Alkolü fazla kaçırmış. Şimdi duvara dayanıp da şey yapınca değil mi? Sen daha direkt yani duvara dayanıp alıyorsa daha kötü bir şey. Estağfurullah. Ama onun hastalıkla alakası yok. Ama onda da bir baş dönmesi durumu oluyor. Biz gayet siliyorum şu anda. Tabii şeylerle ifadelerle yola çıkarak başı dönüyor. Ama tabii ki lazım. Esta Buraco. Esta Mareado. Başısı dönüyor. Var mı soru? Teşekkür ederiz. Gayet. Arkadaşlara.